Çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hız ile devam ediyor. Bugün sizlere Antalya Expo Center fuarından sesleniyoruz. Ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Soylu İple konuk olduk. Ve yanımızda yönetim kurulu başkan vekilimiz Fuat Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Fuat Bey merhabalar. Merhaba Sinan Bey. Nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun efendim. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok rica sağ ederiz. Olun. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun efendim. Fuat Bey, ben firmamızdan ve yapmış olduğumuz işlerden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Fuat Bey kimdir ve sektöre girişiniz nasıl oldu efendim? Fuat Gültekin ben. Soylu İplik AŞ'nin yönetim kurulu başkan vekiliyim. 2011 yılından beri görev başındayım. Şirketimiz 1987 yılında Kütahya'nın Gezi ilçesinde kuruldu. İlk başlarda kendi elyafından ip ve halat üretirken sonradan yapılan yatırımlarla tarımsal amaçlı bali ipi, sera ipi, yağmurlama sulama boruları, damlama sulama boruları ve çeşitli altyapı borularını üretmekteyiz şu anda. Evet, yani aslında çok önemli bir iş yapıyorsunuz burada Fuat Bey. Yapılabilecek hatalar çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Ve en önemlisi hizmet sektöründesiniz. Olmazsa olmazlarınız, belli başlı kriterleriniz vardır mutlaka. Nelere dikkat ediyorsunuz efendim hizmet verirken? Müşterilerimize kaliteli ürün vermek için çalışıyoruz. Evet. İlk amacımız, önceliğimiz kalite. Sonrasında fiyat şartlarına uygun olarak fiyatlarının uygun olması önemli. Yani uygun fiyat politikasını da göz önünde bulunduruyoruz. Tabii onu da bulunduruyoruz. Müşterilerimize bu şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani esasında önce hizmet, ondan sonra ticaret anlayışıyla hareket ettiğimizi söyleyebiliriz. Evet. Peki fuardayız. Fuarın bugün ilk günü. Nasıl geçiyor efendim fuar? Fuarın bugün ilk günü, çok bir yoğunluk yok. Zaten ilk günde yoğunluk olmasını beklemiyoruz zaten. Evet. Ama yurt dışından gelen ziyaretçilerimizin bizim için avantajlı olduğunu biliyoruz. Tabii ki. İhracat ülkemiz için önemli. Bekliyoruz buradayız. Yani tabii ki fuarın dönüşleri de belli olacak. Evet, hani evet. Perşembe, cuma, cumartesi falan biraz İnşallah. Daha yoğunluk. İnşallah herkes için iyi olur. Tabii ki de kesinlikle. Şunu söylemek istiyorum. Çalışmış olduğunuz birçok bölge var. Nereler buralar? Türkiye genelinde hizmet veriyoruz. Türkiye genelinde bayiliklerimiz aracılığıyla hizmet veriyoruz. Evet, bu şekilde söyleyebiliriz ama insanlar bazen yani bu konuda da bilinçsiz bir şekilde yaklaşabiliyorlar. Yani Fuat Bey, uygun fiyat politikasıyla düşünüyorlar bir takım şeyler. Yani biz sizin sektörünüzle alakalı bir iş yaparken, dedim ip alırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor efendim? Fiyat tabii ki çok önemli ama öncelikle malın kalitesinden emin olmak lazım. Evet. Her zaman ucuz mal iyi olduğu anlamına gelmiyor ya da çok pahalı malın da iyi olduğu anlamına gelmiyor. Uygun piyasa şartlarına uygun. Kendi ihtiyaçlarımıza göre alabileceğimiz fiyatları göz önünde bulundurmak önemli. Kesinlikle şöyle de bir gerçek var. Kalite de ucuza alınmaz aslında. Aynen öyle. Ya bu da bir gerçek. Ama bence başarınızın çok büyük sırrı Fuat Bey, bir kere severek yapıyorsunuz işinizi. Evet. Yani bu çok net belli. Evet. Hedeflere ulaşabildik mi Fuat Bey? Yani bu yola çıkarken mutlaka bir hedef koymuşsunuzdur kendinize. Bunlara ulaşabildiniz mi? Bundan sonraki hedeflerde, projelerde neler olur? Nelerde görebiliriz efendim? Soylu olarak Türkiye'de marka olduk. Müşterilerimiz sayesinde sağ olsunlar. Biz de onların ihtiyaçlarını karşılamak için, taleplerini karşılamak için çalıştık, çok çalıştık. Kaliteli ürün yaptık, sorunsuz ürün yaptık, kendilerine sunduk. Geri dönüşler bizim için olumlu yönde. Allah'a şükür öyle bir sıkıntımız yok. Hedeflerimize ulaştığımızı varsayıyoruz. Evet. Ama hedefler hiçbir zaman bitmiyor tabii bitmiyor ki de. Aynen. Hedefi koyuyorsunuz, ulaşıyorsunuz, sonra bir başka hedef çıkıyor. Sürekli mücadele halinde devam ediyoruz. Yani ne insan hayatında bitiyor, ne sektör bazlı bitiyor maalesef. Evet. Sektörde baktığımızda irili ufaklı sıkıntılar var malum. Var. Sektörün sıkıntıları neler Fuat Bey? Sektörün sıkıntıları ekonomik olarak sıkıntılar var aslında. Yani ülkemiz çapında genel anlamıyla bir sıkıntılar var. Günün şu an için bahsedersek dolar kurunun yüksek olması, dalgalı olması gerçi ciddi bir sıkıntı şu anda. Yani çünkü siz bu sefer dolar bazlı alırsınız için de, üreticiler için de bir sıkıntı, son kullanıcılar için de sıkıntı. Evet. İnşallah aşılabilir şeylerdir. Aşılacakları zamanla diyoruz tabii ki de bu tip şeyler. Ben bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Fuat Bey sizlere. Son olarak buradan efendim ekran başındaki izleyicilerimize, sizi sevenlere, tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz? Çok teşekkür ederiz firmamıza, ürünlerimizi gösterdiği ilgilerden dolayı. Evet.
Buradan bütün yönetim kurumuna da selamlarımızı göndermiş olalım. Çünkü bir aile yeri burası. Bu çok net belli. Evet. Herkes burada sır sır omuz omuza vermiş. Mücadele ediyor. Bu konuları tebrik ediyorum sizlere. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sizlere hizmet ve ticari hayatınızda başarılar diliyoruz efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Antalya Expo Center 2016 fuarından seslendik. Şüphesiz sektörün marka ismiyle beraberdik. Soylu İpli'ye konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar, sözü merkeze bırakıyoruz.